arkadaşlar. Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Açılış videosu, ondan sonra dağıtım videosu olacak. Arkadaşlar kanalımız 200 aboneye ulaştı. Gerçekten bir anda nasıl oldu bu ben anlamadım. Herhalde oyun videoları çekince oluyor galiba arkadaşlar. Birkaç tane oyun videosu attık. Kanal 200 abone oldu. İnşallah Allah'ın izniyle daha da çok yükseliriz arkadaşlar. Daha da çok ilerleriz. Benimle olan her zaman kazanır. Daha doğrusu kazanacak, bunu da demiyorum. Destek çıkanlar da sağ olsunlar. Klanımızı da kurduk. 4 günde ya da 3 gün mü 4 gün mü oldu kuralı? Ay pardon arkadaşlar. Klanımız 3 ya da 4 günde 2542 puana ulaştı. İyi. Destek veren arkadaşlara teşekkürler. 79 kazanma 37 kaybetmemiz var. Buradan başvuran olmuş mu? Arkadaşlar bu arada klana gelmek istiyorsanız kesinlikle raid call şart. Bununla nasıl yapacağınızla ilgili videolar kanalımda var, bakın 5-6 video önce attım. Oradan izleyin, yapın. Arkadaşlar TS'den bile mükemmel bir program yani. Ya ben zaten arkadaşlar konuşma, birbirimizle haberleşme amaçlı TS gibi bir şey. Ama TS'den iyi bana kalsa, bedava. TS parayla satılıyor, hiç uğraşmayın yani. Buraya kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Girerken şeyinizi yazıp giriyorsunuz. O arama yerine klan ismini yazdıktan sonra dimdirekt bizim odaya geliyorsunuz. Bu kadar, yapacağınız iş bu. Bu klana gelmek için raid call kullanmak şart. Arkadaşlar bazı kişilerde yok. Hala da indirmiyorlar. Yani şuraya yazdım. Birkaç kişi indirdi sağ olsun. Bazıları indirmedi. İndirmeyenleri arkadaşlar, mesela bu arkadaşta yok. Neyse, buraları bir geçelim de ben sadece söyleyeceğim, indirmeyenleri atacağım arkadaşlar klandan. Yani boştan yere şey yapmasınlar. Biz bir grubumuzu kurduk. Giren giriyor, giren haberleşiyor yani. Yani bir an önce klanda olan arkadaşlar indirirlerse iyi olur. Birbirimizle haberleşelim. Çünkü rastgele kafalarına göre oynuyor bazıları. İndirin. Çok basit arkadaşlar. Bedava program nasıl yapamıyorsunuz? Yapamıyorum diyenler var arkadaşlar. Yapamıyorum diyen imkansız yani. Yaparsınız. Ve bu arada bu programı da gezginlerden indirin arkadaşlar. Kesinlikle başka bir yerden indirmeyin. Saçma sapan programlar kuruyor. Ben gezginleri tavsiye ederim size. Her bir şeyde gezginleri tavsiye ederim. Google'a gezginler yazın. Yani indireceğiniz şeyin adını yazın. Zaten çıkıyor. Bir sürü site çıkıyor. Gezginler çıkıyor, sonra tam indir çıkıyor. Bak tam indir arkadaşlar iyi bir şey olabilir, oraya karışamam da. Yani hiç tavsiye etmem indirmenizi, çünkü reklam çıkıyor, bir virüs bulaşabiliyor, iki ve bilgisayarınıza o kurduğunuz program haricinde 2-3 tane daha ayrı şey kuruyor. Mesela bir antivirüs programı kuruyor kendi kendinden, Yandex kuruyor, öbürünü kuruyor, bunu kuruyor. Yani tam indiri kesinlikle tavsiye etmiyorum, virüs bulaşabilir. Ama gezginlerde böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiç reklam falan yok. Değil mi? Direkt kendi şeyini kuruyorsunuz. Şu ana kadar indirdiğim her şey gezginlerden arkadaşlar benim. Program olarak. Yani video çekme programı, Bandicam olsun, o şey olsun. Hepsi gezginlerden arkadaşlar. Yani çok güzel bir site. Yani ben seviyorum. Hiç virüs bulaşma gibi bir şey olmadı. Tam indirden indirdim arkadaşlar. Virüs bulaştı. Sildim ama bir şey kalıcı olarak kalmış galiba, trojan gibi bir şey mi ne, öyle bir şey derler ya. Format attırdım bilgisayara. O yüzden bir daha tam indir denilen yerden kesinlikle bir şey indirmiyorum. Zorunlu olsa bile indirmeyeceğim yani, o derece bir şey gıcıklığım var. Şimdi arkadaşlar bugün şey açacağız. Bu arada yeni şeyler de olmuş arkadaşlar. Bakın buralardan galibiyet gelerek şunlar harcak eden etkinliğine şey olmuş. Neyse biz eşya... Dur yanlış girdik, yanlış yere girdik, pardon arkadaşlar. Biz kutu açacaktık bugün şey açacağız arkadaşlar. Allah kahretsin, niye girdik buraya ya. Bu arada 1+1 de ne varmış arkadaşlar, şunu istiyorsunuz. Bu yakın bir zamanda burası 1+1 ya, 1+3 falan olur arkadaşlar. Bakın gördünüz mü, bu 1+5'ti, şimdi 3'e düşmüş.
Bunu da yakın bir zamanda mutlaka kesin yükseltecekler. O yüzden göndermiyorum şimdilik. Kasa istemeyin. Buradan hiçbir şey istemiyorsunuz. İsteyeceğiniz şeyler arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Özel istek. Ben size şimdiden göstereyim. Dur bir dakika, güç kısmından girelim. Şuraya girelim. Bunu isteyebilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz. Bu ikisi. Sonra özel kısmından şuraya girelim. Bu. Buradan da isim renk değiştirme isteyebilirsiniz. Odadan çıkma bomba etkisi isteyebilirsiniz. Niye bunları gönderiyorum arkadaşlar? Niye böyle bir şey dedin derseniz. Arkadaşlar çünkü oyun içinde serilerde vs'lerde bunlar lazım oluyor. Bakın bu mesela bombadan şey almıyorsunuz, hasar almıyorsunuz. Bununla sıfırdan çıkıyorsunuz. Bunda insan oluyorsunuz. Bunda şey oluyorsunuz. Öbürlerinde de FT'ye basma zaten oyun için her zaman lazım. O yüzden istekleriniz bunların üzerine olsun. Bana sürekli isim değiştirme gönder. Onu gönder, bunu gönder, güçlü kullanıcı gönder, şunu gönder, bunu gönder, kasa gönder, bunları yazmayın. Göndermeyeceğim hiçbirini. Ve bu arada o abone olan arkadaşlar simgelerini de öne çıkarsınlar, mavi şapkalı simgeyi. Ayarlardan yapıyorsunuz. Kaç kere dedim anlamıyorlar arkadaşlar. Ayarlardan yapacaksınız. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu arada ben klan üyeleri ayrıca bir şey alacak demiştim. Ben ilk önce bir hediye yollayayım bizim arkadaş klana bana destek verdiği için. İsmi şeydi değil mi? İsmi böyleydi galiba. O zaman bu şeydir, şu baştaki konumun böyledir. Al, sen isim değiştirme, aman ne, isim renk değiştirme istemişsin. Şöyle de gönderilen kısmına bakarsak böyle gönderdim oyun. Arkadaşlar şimdi derseniz bize yazıyor, biz özel istek isterken böyle bir gün gönderiyorsun. Niye asosyale 7 gün gönderdin dersen, arkadaşlar ben başta demiştim klan üyeleri ayrıca mükafatlandırılacak demiştim. Yani klan üyelerine ayrıca hediye alacağım. Bunu söyleyeyim. Çift hediye kazanacaklar. Bana destek veriyorlar arkadaşlar. Kanala destek olan da normal hediye alır. O ayrı. Şimdi biz bunları geçelim. Ben isteyeceklerinizi söyledim. Saçma sapan şeyler istemeyin. Yani gönderirim arkadaşlar. Bunun şeyle bir alakası yok. Bakın gördüğünüz gibi nakitimiz bol. Gönderirim. Göndermesine de gereksiz buluyorum arkadaşlar bunları ben. Çünkü oyun içinde genellikle lazım olan şeyleri göndereceğim bundan sonra. Gösterdiğim şeyler yani. İsterseniz yazın onları, isterseniz kafana göre ne gönderdi diyebilirsiniz. Bugün 250 tane tam bundan açacağız arkadaşlar. Çok bilgi verdik. Bilgiler lazım oluyor. Umarım bunları anlamışsınızdır. Bazıları anlamıyor. Arkadaşlar bu arada başlamadan şey diyeyim. Ben hediye gönderiyorum ya. Hediye gönderirken oyun içi isimlerinizi mutlaka böyle şeylerde yazacaksınız. Bunların altına yazacaksınız. Şeylere yazmayın. Oyun videoları olsun, öbürleri olsun, onlara normal yorum yapın. Güzel olmuş, iyi olmuş, iyi kalp at, malp at, ne hatsa onları yazın. Ama oyun içi isminizi oraya yazmayın. Çünkü ben hediyeyi sadece açılım videolarında gönderiyorum. Mesela bak. Yani açılım videosu bunlar arkadaşlar. Bunları açtıktan sonra bu videonun altına yorumunuzu yazın oyun için. Buradan alırsınız hediyenizi. Başka yerden gönderemem söyleyeyim. Çünkü yetişemiyorum arkadaşlar. Birkaç tane bir günde 4-5 tane video attım. Hepsi isim yazmış. Ben zaten başta da kuralı söyledim. Açılış videolarında. Sadece açılış videolarında isim yazana gönderiyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. 250 tane atacağız. Bu arada 250 demişken arkadaşlar. Kanal 200 abone ya. Sırf göndermeye toplu bir biçimde gönderme demiştim ya, 180 olmuştuk hani, 250 abone sonra gene aynısı olacak arkadaşlar. Buna yapabilirsiniz. İnşallah çoğalır abonemiz. Uzatmadan başlayalım. Haydi bakalım şansınıza ne çıkacak. Başlayalım. Diriliş karakteri çıktı. 6 patlar çıktı.
Dur, şunu kapatalım bir saniye arkadaşlar. Yanlış gitti mi ya? Mavi Zayt çıktı. Hızlıca kaçıyorum arkadaşlar şöyle. Bir gur parası işime yaramaz ya. Ne veriyorsun sağ ol. Arkadaşlar bu arada hani ben şey demiştim ya, JP dağıtımı demiştim ya 500 abonede. Ben klan üyelerime yolluyorum bunu. Savaşa katılanı yolluyorum. Bakın şimdi doğrusunu söylemek gerekirse yolluyorum açıkça. Hatta gönderdiğim, transfer ettiğim şeylerin isimleri var. Göndermiyor diyen olursa bunu da gösterebilirim. Kanıtlı her şey. Ha ben bu arada normalde klandan hariç bir JP dağıtım demiştiniz ya arkadaşlar. Ben şimdi buna şey yaptım. Arkadaşlar JP dağıtım çekiliş videoları gelecek. Ben 500 abonede demiştim de 500 abone değil 1000 abonede gelecek. Şimdi bunu değiştiriyorum. 1000 abone, evet 1000 abone. Çünkü abone birdenbire şey oldu arkadaşlar. Ama abone 1000 olmadan bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir hafta içinde bakalım yükselirse JP dağıtımı olacak. JP istiyorsanız dağıtayım, sorun değil. JP dağıtımı da böyle gelecek arkadaşlar. Yani arada bir yapacağım bunu. Bunu da niye yapıyorum biliyor musunuz? Kanal bir anda hızlıca abone sayısı yükseldi. Bunun için yapıyorum. Yani onun şerefine sayalım. 200 abonenin şerefine sayalım. Her 50'de bir şey sayacağım arkadaşlar. 250'de zaten demiştim. 300'de bir. 350'de ayrı bir şey, 400'de ayrı bir şey, 500'de 550, 600 böyle. Her 50 abonede bir güzel şeyler yapalım. Nakitimiz bol. JP transferinde sitesinde de bol arkadaşlar. Gönderebilirim yani sorun değil. Instagram hesabımı hakkında bölümüne ekledim arkadaşlar. Oradan şey yapabilirsiniz. Takip atmak isteyen atabilir. Fotoğrafları beğenin. Bütün fotoğrafları beğenin. Takip atın. İster atın ister atmayın. Size bağlı. Ben zorlamıyorum kimseyi. Evren çıktı gene hızlıca. Aslında bir de şeyi çıkartabilsek. OG dövmesi çıkarsa diyecek de çıkmıyor ki OG dövmesi. İlk başta geldi de çıkardı. Klan savaşı vs'leri onlar da gelecek arkadaşlar. Şimdilik gönderemiyorum. Bir Riot Call programıyla açık olduğumu kabul etmiyor. Hani bas konuş olduğunda şey oluyor. O yüzden onun ayarını bulmaya çalışıyorum şu an. Bulduktan sonra klan savaşlar vs'leri de atacağız. Bir iki tane atarız. Evet arkadaşlar tam şu an 100 tane açmış bulunmaktayız. 4 tane sonra 100 tane açtık. Geriye kaldı 150 kutu. Kasa diyelim şu an. Bir dahaki açılış kral kurt sandığıyla ya da şeyle gelir arkadaşlar. Operasyon kasası ile ilgili gelir. Onlar da bitti mi yeni şey alırız inşallah. Açılış videosu için, hediye dağıtım olması için, sırf hediye dağıtım olması için. Hep aynı şeyler çıkıyor ya. Arkadaşlar şuradan şu ana kadar
diriliş karakterleri diyor. Hepsi çıktı. M500 Evren o da çıktı. Özel kurt yeteneği o da çıktı. Mavi Zayt çıktı. Alsancak çıktı. Efsane çıkmadı. O şu tek 9 denilen bak çıkmadı diyecektim. O da çıktı. Buradan şimdi çıkartamadığımız arkadaşlar tek şu an M4A1 efsane silahı çıkmadı. OG dövmeleri set sağ sol sırt çıkmadı. Öbürleri çıktı arkadaş. Tek bu dördü çıkmadı. Şey çıkıyordu. Acaba kaldırdılar mı ki efsaneyi M4A1 Legend'ı? Herhalde kalktı arkadaşlar o çünkü. O çıkıyordu ya. Ben hatırlıyorum çıkıyor diye de. Bonuslar da bazen çıkıyordu. Ben hatırlıyorum ama kaldırmışlar onu da. OG dövmesinden bir sağ sol ya da sırt çıksa yeter arkadaşlar. Çok güzel bir video gelir onunla ilgili. Yani gerçekten hiç manyak kullanılır. Yıl bölümünde arkadaşlar 60 günlük var. Oraya ulaşabilirsem almaya çalışacağım. Ama bilmiyorum. Ben şey olarak görüyorum ya, biraz gereksiz olarak görüyorum boşuna nakit harcamayı. Ama hediye yollayarak şey yapacağım. Ben alışveriş yapmıyorum arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Yani şey anlamında alışveriş, dükkandan bir şey almıyorum. Çünkü envanterimde her şey var. Hiç gerekli bir şey yok. Sadece şey lazım bana oluyor. FT lazım oluyor arkadaşlar. Bu da enerji vurtta kullanılan var ya hani, canla F. Onlar lazım oluyor. Onlar da bazen şeyden alıyorum. Güç bölümünden alıyorum ama şey dükkandan 300 nakite, 100 taneye 600. Bazen de efsanevi kasa alıyorum 1.30'da 500 nakite. Ondan açınca bu sandıklar çıkıyor arkadaşlar bakın. Ben sağ bunlara para harcıyorum. Gerisine hiçbir şey almıyorum. Size gönderiyorum hediyeyi. Yani nakiti sırf size hediye göndermek için ayırıyorum. Bakın şu ana kadar hiç harcanmadı gördünüz. Son videodan bu videoya bakabilirsiniz. Hani pek harcamıyorum. Sırf hediye göndermek için yüklüyorum arkadaşlar. Ve bir kararım var. Ama tam belli değil. Kararım, ben dönebilirim o karardan. Şey düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu nakit bitene kadar asla yüklemeyi düşünmüyorum. Yani biraz ben normalde bitmedikçe yüklüyordum ya. Hani bazen 50'den 60'a 1000 liralık nakit attıydım geçen. İşte bu sefer öyle yapmayacağım. Bitsin ondan sonra yükleyelim arkadaşlar. Böyle ne oluyor sanki böyle şey yapacağız değil mi? Yani bitsin, aceleye gerek yok. Allah büyük ya Rabbi. Nasip olursa yükleriz. Ama bazen de arkadaşlar şey oluyor. Lazım oluyor. Bir yandaki şeye tevettür yap, yani nasıl desem ki, tereddüt ettiğim mi denir? Nasıl denir onu? Yani korktuğum yan denir. Korktuğum değil mi? Yani bir yanda korktuğum şey de arkadaşlar buradaki nakit bitince oyuna çok sağlam şeyler koyuyorlar dükkana. Alamıyorum. Ondan dolayı da sıkıntı yaratıyor. O yüzden yüklüyorum. Yani karar veremedim. Bitince mi yüklesem yoksa bitmeden mi yüklesem, kalsın mı? Ne yapayım, bir türlü karar veremiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten böyle bir şey var. Nakit bittiği anda, bak geçen o kadar nakit harcadım. Ve K paketine bir şeyler gelmiş, hiç alamadım. Sonra dedim çevireyim dedim. Benim şeyde yoktu zaten arkadaşlar. Hepsi burada. Çeviriyorum direkt. JP transferimden transfer edecektim de onu dağıtım yapacağım için hiç ellemedim. Ve böyle ortada kaldık işte. Sonra işte arkadaşlar çektim nakit çektim. Çevirdim. Böyle yükledim. Yani bilmiyorum, karar veremedim arkadaşlar. Ya bitince yükleyeyim bilmiyorum da işte ne yapayım bilmiyorum arkadaşlar, bir karar veremiyorum. Ama büyük bir ihtimal arkadaşlar yani 10.000'in altına inmeden yüklerim herhalde, inşallah nasip olursa. Evet, en iyisi böyle yapmak. Nakit 10.000'e, pardon ne 10.000, 10.000'de bir şey olmaz ki, bir dakika, ne 10.000 arkadaşlar. 100 liralık 45.000 nakit abi. Evet, 45'in altına indiği anda yükleme yapalım arkadaşlar. Evet. Ya arkadaşlar, ya ben ne diyorum kendi kendime ya. Benim sağım solum belli olmaz arkadaşlar. Belki yüklerim, belki dediğim gibi yüklerim. Hiç bilmiyorum. Neyse boş verin şimdi. Bunlar karışmayın. Saçma sapan işlerle uğraşmayalım şimdi. Boş verin. Hadi biz açımıza devam edelim. Ama arkadaşlar şaka değil. Gerçekten de böyle bir şey oluyor yani. Nakit bittiğinde adamlar anlaşmalı mı ne ki, ben de anlamıyorum. Nereden biliyorlarsa her şeyi
koyuyorlar. Para kalmayınca da alamıyorsun. Ha, sonra da ortada kalıyorsun ha, bak gibi. Evet arkadaşlar, 250 kutudan 240 tanesini açtık. Son 10 tane kaldı. Bakalım 10 tane ne çıkacak. Sonuncusundan bir OG atsa diyeceğim de 250 tane atmaz ki, 1000-1500 tane açmanız lazım bundan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuncusuna da bir gene aynı şey. Çıkanları şöyle göstereyim arkadaşlar hızlıca. Bunlar çıktı. Şöyle bakalım, gidelim. Tamam, burası son arkadaşlar. Son değil mi? Arkası başka yerde. Evet, buraya kadar arkası. Çıkanları gösterdim. Şöyle bir tane atayım envantere. Gördünüz mü arkadaşlar, süreler uzun olduğu için almama pek gerek yok. O yüzden almayacağım. Evet arkadaşlar, isimlerinizi doğru bir şekilde yazıyorsunuz. Simgeyi öne çıkartıyorsunuz, beyaz şapkalı simgeyi arkadaşlar, kesinlikle. Hediye almak için. Özel isteklerde sandık mandık yazmayın, göndermeyeceğim. Açıkça söylüyorum, şimdiden söyleyeyim. Düzgün bir şeyler yazın, işe yarar şeylerden isteyin. Lazım olan şeylerden isteyin. Lazım olan şeyler bu, bakın arkadaşlar, bu lazım oluyor oyun içinde, bu da lazım oluyor. Özelden de bu lazım oluyor, odadan kaçarsınız. Bundan da kendi bombanızdan hasar almazsınız. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.